Değerli izleyicilerimiz, hepinize iyi günler diliyoruz, iyi haftalar. Birkin kazanır programımızda tekrar beraberiz. Bu hafta 2. Lig Kırmızı Grup takımlarımızdan Soma Spor'un teknik direktörü Burhanettin Basitemir hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Güler hocam, çok sağ olun. İyiyiz çok şükür, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler, yine beraberiz. Bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Estağfurullah. Hocam, bizim gibi takımları gündeme getiriyorsunuz. Size ve EGTV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun. Suat Bey biraz sonra bağlantı sorunu çekiyor. Giderilecek herhalde. O da aramıza katılacak. Başlayalım hocam isterseniz. Hocam 26 yıl sonra 2. Lig'e merhaba dediniz. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Nasıl bir kadro yapılanması yaptınız? Önce oradan başlayalım. Benim aldığım notlarda sanıyorum 13 tane transfer yaptınız. 14 giden oyuncunuz var. 15 kalan oyuncunuz var. Ki giden oyuncularınızdan bayağı önemli oyuncular var. Yani 7-8 tanesi devamlı oynayan oyuncularınızdan. Ki en başta Nurettin Çağlar, yani geçen sezon şampiyonunuzda çok büyük rol oynayan takım kaptanınız. Onunla beraber diğer oyuncular da var. Sayabilirsem mesela Umut Koray Öz, Hakan Çakır, Enes Bayır gibi. Nasıl bir yapılanma düşündünüz? Oradan başlayalım. Buyurun hocam. Evet, dediğiniz gibi uzun yıllar sonra Soma'mız 2. lige çıktı. Evet. Benim 90'lı yıllarda burada futbol oynadığım dönemde hem Soma Setes hem Soma Limit vardı. Yani iki takım var. Biri 2. ligde, biri 3. ligde dediğiniz gibi. Yıllar sonra o mutluluğu tekrar yaşadık ve bize nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyuz gerçekten. Ama ona hemen geçen yıl şampiyonluktan sonra bırakıp yeni yapılanmaya, 2. ligde neler yapabiliriz ona geçtik. Şimdi bizim belli bir bütçemiz var. 3 yıldır, ben bu 3. yılım. Kısıtlı bir bütçemiz var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Doğru hocam. Doğru. Evet, geçen yılda maddi açıdan ufak tefek sıkıntılar da yaşadık. Sizler de az çok şahit olmuşsunuz. Tabii. Bütçemiz ölçüsünde, gücümüz ölçüsünde transfer yaptık. Genç oyuncular ağırlıklı değil mi hocam? Daha çok genç oyuncular aldınız. Kesinlikle. Yani bizim transfer politikamız bu şekilde. Ben Soma'ya geldikten sonra da bunu söyledim. Eğer imkanlarımız buysa biz buna göre gitmek zorundayız ve 2-3 yıldır da böyle gidiyoruz. Bu yıl da böyle gittik. Yani işte Aliağa'dan Enes Bakkal'ı aldık. Enes Bakkal, evet. Manisa Hacı Rahmanlı'dan Mücahit'i aldık. Ahmetli Spor'dan Kerim diye bir oyuncu aldık. Yine kardeşimizi aldık. Samsun Kadıköy'den bir oyuncu aldık. İşte Tepecik'ten vesaire. Yani bu şekilde iki tane de ikincilikten. Yasin Abdioğlu ve Ramazan Işık'ı aldık. Evet, yani evet. Tecrübeli iki tane de oyuncu. Ramazan zaten en tecrübeli oyuncumuz. 28 yaşında. Bir tek o var zaten. Yani biraz daha yaşı ileride diyebileceğimiz. Evet. Doğru. Biliyorsun mesela salı günleri toplanırız maçtan sonra. Salı günkü antrenmanlarda genelde bir geleneksel vardır. İşte evliler ve bekarlar kendi arasında bir maç yaparız biz. Dedik ki evliler ve bekarlar ayrılalım, bir maç yapalım. Bir tane evli var, 27 tane bekar vardı takımda. Yani çok, düşünün, çok yani güzel. Takımı değiştirmeme açısından diyorum. Genç bir takımız. Ama bunun işte böyle bir takım kurduk. Kendi bütçelerimiz ölçüsünde takip ettiğimiz oyuncular. Bu Ballıgi maçlarını geçen yıl izleme imkanımız. Enes Bakal mesela benim de çok dikkatimi çekmişti. Aliağa takımında ben de izlemiştim. Bu seneki bal mücadelesini. Daha önceki sene de Bergama'da da iyi işler yapmıştı. Bence çok
nokta atışı çok iyi transfer Enes. İşte Hacı Rahman'ın Ahmetli, bütün Manisa, İzmir bölgesindeki Ballıgi maçlarının hepsini izleme imkanımız oldu. Çünkü bizim lig bitmişti ve Ballıgi biliyorsun geç başladı. Tabii. Onlara gitme imkanımız oldu. Gittik, izledik. Gördüğümüz oyuncular, izlediğimiz ve gördüğümüz oyuncuları transfer ettik. Bu iki yıldır böyle yapıyoruz. İyi de bir başlangıç oldu. Yani genel transfer politikamız bu şekliyle oluştu ve böyle bir kadro kurduk ve lige başladık. Peki hocam, yani yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela forvet bölgesinde dediğimiz gibi zaten Nurettin'i en çok gol atan oyuncunuz sanıyorum 16-18 gol mü ne vardı? Bir de tabii Muhammed'i kaybettiniz, forvetiniz. Ondan sonra Kadir vardı galiba, Kadir Yurtta'dır bu forvetiniz. Onların yerini aldığınız forvet pozisyonunda Yasin Abdioğlu. Bir de Trabzon U19 takımından, pardon U21 takımından aldığınız bir oyuncunuz var galiba. Bir de genç oyuncu. Reşat var değil mi hocam? Yani bunlar tabii ki doldurabileceklerini düşünüyorsunuz. Tabii ilerleyen süreçte göreceğiz. İnşallah doldurabilirler. Yani hani kamuoyunda biraz böyle şey var ya, böyle tabii bu çocuklar genç çocuklar. Yani daha tanınmamış çocuklar olduğu için yani biraz böyle algı var. Yani hani Kusursuzman Spor geçen sezona göre güç kaybetti. Gidenlerin yeri dolar mı acaba diye, sıkıntı yaşar mı diye bir şey var. Dolayısıyla onun için söylüyorum hocam. Evet, bu dediğiniz tespitler hepsi doğru. Bizim sobamızda da, ilçemizde de, taraftarımız arasında da aynı düşünceler, aynı endişeler vardı aslında. Takımımızın gol yükünü çeken ön taraftaki ve orta sahadaki bütün oyuncularımızın, 4-5 oyuncunun ayrılmış olması. Şöyle bir şey var, biz ilk yıl biliyorsunuz playoff finali oynadık, geldiğimiz ilk yıl. O takımın da ilk 11'inden 6-7 oyuncu falan ayrıldı. Eyvah dediler, hani şeyi koruyamadık, acaba nasıl olur diye. Ama geçen yıl biliyorsunuz şampiyon oldu, nasip oldu, şampiyon olduk. Bu yıl da yine çok önemli oyuncularımız ayrıldı ama biz yerine yine oyuncular aldık. Hani yine bir endişe vardı, biraz önce söylediğiniz şeyler vardı. Ancak hazırlık maçlarında ve ilk iki maçta bu biraz da olsa giderilmiş oldu. Bizim açımızdan hiçbir endişe yok. Hani benim kendi açımdan takımımızın yeterli olduğuna, aldığımız oyuncuların başarılı olacaklarına ve bizi başarıya taşıyacaklarına ben kendim eminim. Çünkü izlediğim oyuncular ve bildiğim oyuncular. O konuda bir tereddüt yok. Ama normal kamuoyunun bir tereddüt yaşaması da bence doğal ve normal. Çünkü istatistiksel olarak önemli oyuncular gitti. Yasin Abdioğlu. 64 golün 37'sini atan oyuncularınız gitmiş mi? Evet. Doğru. Ama aldığımız oyuncular da burayı doldurabilecek oyuncular. Zaten bunu ilk maçlarda da gösterdiler. Ancak tabii daha işin çok başındayız. Hani bunları konuşmak için de biraz erken ama ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Ama 36 tane daha maçımız var. Ziraat Türkiye Kupası var. Olası bir playofflar var. 45-46 maçı bulacak uzun bir sezonumuz var. Genç oyuncu ağırlıklı bir takımız. Ben bu süreçte çok yorulabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü çok genciz ve genç oyuncular için yorucu olmaz bu sezon bizim için. Evet. Hocam merhaba. Bugün bir teknik sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir şanssızlık olamaz. Yani tam programa başlayacağım. Şimdi de Güray Hocam bir sıkıntı yaşıyor. Nasılsınız hocam öncelikle? Ben biraz geciktim. Çok sağ olun. İyiyiz çok şükür. Programa başladık. Dedim ya, bir şanssızlıktır gidiyor bizim spor programında. Her hafta yani bizden kaynaklanıyor ya da internetten kaynaklanan bir sıkıntı ama inşallah önümüzdeki süreçte stüdyolarda bu programları yapmayı çok arzuluyoruz. Hocam, Güray Hocam geldin mi? Geldim ben de. Buyurun. Ben o zaman siz başladınız. Ben gerçekten Soma Spor'u çok yakından takip ediyorum. Burhanettin Hocam, sizin böyle sporun dışında bize yaklaşımınızdan dolayı size ayrı bir ilgi alakamız var. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz. Yani bazen işte Güray Hocam en çok yaşayanlardan birisi, yani Bindere'den su getiriyorlar bize programlara. Yani 600'lük 40 dakika hem ilçesini tanıtacak, hem kulübünü tanıtacak, hem kendisini tanıtacak. Ama bazen olmuyor. Biz size ayrıyeten gerçekten de Ege TV adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum programlarımıza katıldığınız için. Geçen sene de çok iyiydi, şampiyonduk. Bu sene de ilk iki maçta işte önce Niğde'yi içeride, sonra Adıyaman deplasmanda yendiniz. Yani seri devam ediyor. Ligde de 3. sıradasınız.
Ben hemen bu iki maçın değerlendireyim. Hocam ne sordu tamam. Tam bilmiyorum. Transferleri sormuştur mutlaka veya yapılanmayı. Tamam. Yapılanmayı sorduk. İki maçta alınan 6 puan geçen seneki istikrarlı transfer yapılanması, kamp dönemindeki başarılı çalışmalar, hazırlık maçları ve sonuçta alınan 6 puan. Bunun arkası da gelecek mi hocam? Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle düşünceleriniz için. Sizler bizleri davet ediyorsunuz. Bunlar bizim için bir onur. Dediğiniz gibi ilçemizi, takımımızı tanıtma açısından çok çok önemli. Bu işin paydaşlarıyız. Her zaman bir arada ve birbirimize destek olmak zorundayız. Ben ilk iki maçı değerlendirdiğimizde bizim için tabii skor açısından çok iyi başlangıç oldu. Aslında oyun açısından da başlangıcımız iyi. Niğde maçının son 40 dakikasında 10 kişi oynadık. Ancak ona rağmen gol yemeden, fazla pozisyon vermeden 1-0 tamamladık. Bu önemliydi. Bu önemli bir artı bizim için. Adıyaman maçı deplasmana gittik. Sanırım hocamın telefonu çaldı. Evet. İlk maçını kaybetmiş bir takım vardı karşımızda. O yüzden gerçekten çok zor bir maç oldu Adıyaman'da. Ama onu da iyi bir şekilde geçtik. Bizim şöyle söyleyeyim, aslında istikrarın birinci ayağı yönetimimiz. Yani bizim bu alt liglerde pek olmaz. 3 yıldır bir hoca aynı takımın başında, işte çevre ilçelerden evet. Takımlardan görüyoruz. Yani bu çok az görülen bir şey. Ben yönetim kurulumuzu burada tebrik ediyorum. İlk başlangıç aşamasında onların aldığı bu kararlar çok önemli. Bu aldıkları kararlar, bu istikrar, bu devamlılık bir şekilde takıma yansıyor. İlk yıl playoff finali oynuyorsun ama ikinci yıl şampiyon oluyorsun. İşte bu yıl başladık tekrar. Çok şükür iyi gidiyor şimdilik ama tabii uzun bir süreç var. Hani şu an sadece evet. iki maçta değerlendirmiyoruz ama yönetimin burada doğru bir başarısı var, doğru bir planlaması var. Ondan sonrasında da bizim işimiz başlıyor artık. Bizler de bu kulübü sahiplendik, öyle söyleyeyim. Ben buraya transfer ederken oyuncu maliyetine bakarım, kulübe zarar getirmemesine bakarım. Kulübün çünkü yaşaması gerekiyor. Kulüpler yaşarsa bizler var olmaya devam edeceğiz. Sporcularla beraber oynamaya ve kazanmaya devam edeceğiz. Birinci aşamada bizim kulüpleri ayakta tutmamız gerekiyor. O bütçeleri aşmadan, kulübü borçlandırmadan bizler de transfer politikasını o şekilde gidiyoruz. İki maç gerçekten bizim için iyi oldu. Hem oyun olarak çok az pozisyonlar verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda hem deplasmanda hem içeride bir takımın girebileceği kadar pozisyonlara da girdik. Oyun olarak da iyi durumdayız. Şöyle bir avantajımız oldu. Biz hazırlık döneminde 10 tane hazırlık maçı oynadık. Oo, çok güzel. Yeni bir takım kurmuştuk çünkü. Genç oyuncular aldık. Uyum açısından biraz fazla maç yaptık. Hatta bizle takımlar işte Göztepe çağırdı bizi oynamak için. Altınordu çağırdı sağ olsunlar. Hani düzgün bir yapılanma var. Herkese de kabul ettik davetlerin çünkü bizim için de iyi bir avantaj. Hem o seviyelerde çocuklarımızın, oyuncularımızın maç oynaması hem de uyum açısından bizim için çok verimli geçti kamp dönemi. O yüzden daha hazır bir görüntü de sergiledik bu iki maçta. Hem Niğde maçında hem Adıyaman maçında rakiplerimize göre daha uyumlu, daha takım oyunlu oynayan bir düzende gözüktük. Bunun avantajlarını kullandık diyebilirim. İnşallah devam ederiz. İnşallah evet. Hocam. Görev hocam size vereceğim sözü. Feyyaz Bey Soma'dan yazmış. Yalnız başarılı değil, kişiyle, duruşuyla Burhanettin Hoca'ya tüm Soma olarak gurur diyoruz. Feyyaz Bey varsa sorularınız, taraftarlar olarak beklentileriniz, sizin de programa sizi de ortak edelim. Varsa Somalı taraftarlar bize programa katılabilirler sorularıyla. Sosyal medya hesaplarında canlı yayında zaten yayınlanıyor. Evet hocam söz sizde. Evet ben de yani tam Feyyaz arkadaşımız güzel bir noktaya temas etmiş. Yani daha önceki programda da sormuştum ben hocam başarınızın sırrı nedir diye. Ya bence hocamın mütevazi kişiliği teknik birikimi de var. Zaten sanıyorum spor akademisi mezunu yani futbolda oynamışlığı var. Yani hem alaylı hem içeriden gelen. Ama işte mütevazi kişiliği de işine yansıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü o başarı ortada. Ya yani mesela geçen sezondan bu yana sanıyorum 34 maç oldu hocam. 22 galibiyetiniz var. Sadece 3 mağlubiyetiniz var. Bir de içeride 17 maçın 15'ini kazandınız değil mi hocam? Yani 17'nin 15'ini. Yani oyuncularla iletişiminiz çok iyi. Yani bunu anlayabiliyoruz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz hocam? Yani başarınızın evet. Sırrı nedir? Evet. Bahsettiniz aslında. Yönetimden de bahsettiniz de. Yani ben aslında
Hoca faktörü de çok önemli. Biraz sonra mesela Türk futboluyla ilgili bir soru soracağım mesela. Yani o, o konu da önemli. Çünkü hoca faktörü çok önemli görüyorum ben. Çok çok önemli de işte ben bunu dinlendirmek istemiyorum ama bunu tabii kamuoyu ve sizlerin takdiri çok çok önemli olduğunu siz en az bizler kadar, bizler sizler kadar biliyoruz aslında. Tabii, tabii hocam. Uzun yıllar yani çok kendimizi bildiğimiz bileli futbolun içindeyiz. Dediğiniz gibi ben Cerrahpaşa Üniversitesi'nde Besyo'dan mezun oldum. Hani orada da antrenörlük eğitimiyle ilgili çok çok erken yaşta başladım. 25 yaşında futbolu bıraktım ben. 3. ligde oynarken. Bıraktım ben antrenörlük yapmak istiyordum çünkü. O yönde hep böyle şeyimiz oldu, hedefimiz oldu. Kendimizi o yönde geliştirmeye çalıştık. Tabii fırsat buldukça ya da fırsat verildikçe de bunu sergilemeye çalışıyoruz. Yönetimimizin tabii ki dediğiniz doğru. Hani başlangıç aşamasında yönetimimizin böyle bir şeyi var, başarısı var. Onun sonrasında da işte bizlerin, ben şunu söyleyeyim, kulübü sahiplenme ve doğru yapılanma çok önemli. Hani olmuş oyuncularla çok büyük paralar verip getirip burada başarılı olmak bir başarı sayılabilir. Ama birinci hedef, birinci amaç olmamalı. Biz yeni oyuncuları piyasaya sürmek zorundayız. Yeni oyuncuları gün yüzüne çıkarmak zorundayız. Burada mesela Özcan değil mi hocam? Yani biraz sonra bahsedeceğiz zaten. Takımınızdaki oyuncularla da onun sorun var. Mesela Özcan sizin amatörden yani Bağcılar'dan getirdiğiniz bir oyuncuydu. Yani son derece önemli bir oyuncu durumuna geldi şu anda yani değil mi hocam? Yani çok önemli takımlar izliyor. Aynı şekilde Uğurcan, Karaman. Uğurcan da var evet. Yine Bal Ligi'nden. İşte bu sene Enes Bal Ligi'nden, Mücahit Bal Ligi'nden, oynayan kalecimiz Bal Ligi'nden, Mustafa oynayan ilk 11'deki altyapıdan, Solbek Yılmaz, Yunus Emre Belediyespor Bal Ligi'nden. Hani sayı çok fazla. Tabii, biz bu, bu yeni oyuncuları, ben bu oyuncuları ikinci ligi alırken tabii herkes bize alaylı olarak bakıyordu. Hani bir alaycı tavırla da bakanlar oldu, değerlendirenler oldu. Bizi düşmenin ilk takımı sayan birçok yorumcu veya takip edenler var. Tabii bu çok önemli değil. Yani buna takılmadan ben oyuncunun kalitesi önemli. Halil Akpınar Göztepe 3. ligdeyken de oynuyordu. Göztepe Süper Lig'e çıktığında da Halil Akpınar yine oynuyor. Halil Akpınar da çok büyük bir takıma da gitti yani. Bir takıma da gitti. Hani oyuncu, oyuncunun kapasitesi ve yeteneği varsa liginin bir önemi yok. Geldiği yerin bir önemi yok. Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. Ben Soma'da 3-4 yıldır çok sirkülasyon da oluyor. Yani aynı kadrolarla gitmiyoruz biz. Üçüncü yıl, her sene çok büyük sirkülasyon. Oyuncularımız gitsin, para kazansınlar, başka takımlara gitsinler. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz biz. Bunu özellikle teşvik de ediyoruz yani. Oyuncuları burada tutalım, 5 yıl oynatalım, 10 yıl oynatalım değil. Yeni oyuncuları oynatalım, arkasından yeniler geliyor çünkü. Onları gönderelim, bu yeni gelenler oynasın. Türk futboluna bu tip genç oyuncular, yeni oyuncular kazandırmak zorundayız. Biz burada bu işte yaşıyoruz, burada buna hizmet etmek zorundayız. Sadece kişisel olarak kendi başlarımızı düşünüp büyük borçlandırarak kulüpleri, oyuncular alıp başarı yapıp kendimizi öne çıkarmak yerine kulübü ve sporcuları öne çıkarmak zorundayız. Biz onu yaptığımızda kendimiz zaten bir şekilde öne çıkarız yani. Ama ilk hedef kulübü ve oyuncuları, yeni oyuncuları öne ve piyasaya çıkarmak olmalı. Bu konuda devam ediyoruz. Sağ olsunlar yani cesaretli bir şekilde devam ediyor Soma Spor. Bir ekol olma yolunda adım atmaya çalışıyoruz aslında. Bunu da Türkiye'de sağlamaya çalışıyorum. Ben bakıyorum genç oyuncular bir şekilde bize gelmeye çalışıyor artık. Soma'nın bu şeyi kazanması. Evet. Soma yeri olarak çünkü oynatılıyor. İşte adam baldan gelmiş 3-4 tanesi. Bu hafta ilk 10 oynadılar. O zaman hocam şu son Adıyaman maçı 11'i üzerinden biraz daha oyuncularınızı tanıtmak açısından da şöyle bir değerlendirelim. Geçen sezondan 8 oyuncunuzla başladınız. 3 tane yeni transferiniz vardı. Kalede Tunay geçen sezondan oyuncunuz. Sağ bek Ramazan Işık yeni transferiniz ki bizim Nazım Spor'da da oynadı. Ramazan'ı iyi tanıyorum. O da iyi bir transfer. Melih ile Mustafa o herhalde stoper tandeminde. Hocam Onur Ulaş sapat mı acaba? Onur vardı geçen sezon. Ya evet, Onur Ulaş'a çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Balıkesir Üniversitesi yanlış bir teşhis koydu. Gata'da bunun üzerine 2-3 ay kemoterapi gördü Onur maalesef. Sonra çok geçmiş olsun ya. 2 ayın sonunda Gata tekrar test yapınca dediler ki yok ya, ayrı öyle bir şey yok. Boşuna kemoterapi aldı diye. Tabi psikolojik olarak, fizyolojik olarak oyuncunun ne duruma geldiğini az çok tahmin edersiniz. Evet. Şükür ki olmadığı ortaya çıktı. Problemi olmadığı ortaya çıktı alınan parçanın. Şu an tedavileri, iğne tedavileri devam ediyor. Vücut kendini toparlamaya çalışıyor. Çünkü kemoterapi aldığı için vücut maalesef biraz
Yorgun ve güçsüz düştük. Ayın 22'sinde falan bizle tekrar başlayacak. Çok güzel. Çok güzel. Acil şifalar hocam. Çok geçmiş olsun. Manisa Futbol Kulübü ile anlaşılmıştı oyuncu ile ilgili. Her şey tamamdı. Evet, çok iyi oyuncu. Beni Konya Spor aradı ondan sonra. Dedim ki böyle bir tedavisi var. Maalesef olmuyor. Takımların çoğu vazgeçti mecburen tabii doğal olarak. Şu an sağlığına kavuşması bizim için en büyük mutluluk. Tek sevincimiz o. Aramızda mutlaka dönecek. Zaten biz onu hatırlayacağız yeniden. Böyle bir durum olur o yüzden yok. Mustafa oynuyor. Altyapıdan Mustafa oynuyor. Evet. Mustafa oynuyor. Sol bekte Yılmaz Ceylan oynuyor. Geçen sezon 8 maç oynamıştık galiba. Ona yerleştirdiniz. Evet, 20 yaşında daha. Devre arası 20 evet. Yunus Emre Ceylan aldık geçen yıl. 20-21 evet. Yaşındayız. Sonra da bu yıl oynamaya başladı. Orta sahada Ali Akkuş sen genç oyuncumuz. Evet, Aliyev taraftarlarınız zaten Soma'nın kantesi diyorlar ki geleceği çok parlak bir oyuncu. Ben de çok beğeniyorum. Oğuzhan'la ikisi zaten maşallah yani. Orta sahanız çok dinamik hocam. Zaten bir de önünde Özcan da var. Yani muhteşem bir orta sahanız var. Nazar değmesin. Çok sağ olun. Doğru söylüyorsunuz. Sol tarafta Enes Bakalı yine evet. Ali Adam aldı günden aldık. Sağ önde oynayan Onur Uğurcan bizim Karaman'dan geçen yıllardan. Evet. Aldı günden yine. Özcan zaten bizim. Yasin var önde. Tecrübeli bir forvet almak istiyorduk. Düzgün, hem oyunu düzgün hem karakteri düzgün bir forvet ihtiyacımız vardı bizim bu takımın içine. Böyle bir oyuncuyu koymamız gerekiyordu. Onu da Yasin Abdoğlu'yla doldurduk. Gayet iyi. Yani memnunuz şu an. Tabii. Yasin de zaten son hazırlık maçında, Akhisar maçında 3 gol atmış değil mi hocam? Hat-trick yapmış. Zaten geçen haftada Adıyaman'da gol attı. Evet. Yani aslında şöyle kariyerine baktığımızda son 4 sezonunda 7-8 gol civarında kalmış. Yani 10 golün üstüne çıkamamış ama bu sene inşallah sizde çıkacağını düşünüyorum ben. Yani öyle bir yatırımınız var. Tabii yani, kenarda bekleyen yetenekli oyuncularınız da var. Onlardan da kısaca hocam değerlendirirsiniz. Evet mesela Mücahit yine Acıramanlı Spor'dan aldık 20 yaşındaki genç oyuncumuz. Oyuna sonradan 2 maçtır giriyor ama çok dikkat çekici bir oyuncu ve çok öne çıkacak bir oyuncu olacak. İnan Allah'a evet. Yine Kerim Ahmetli Spor'dan aldığımız yine öyle. Osman Hanoğlu. Osman evet kanat oyuncusu. Evet geçen ilk 11 oynadı Niğde maçında. Bu maçta sonradan evet. Girdi. Çok dikkat çekici bir transferimiz oldu. Valla Reşat Bulut o çok iyi fiziği var. Ben gördüm yani o da çok geleceği potansiyeli var. Falan oyuncular. Hani genç oyuncularımız çok. Hepsine sıra evet. Gelecek çünkü çok uzun bir maç sezonu yaşayacağız. Tabii. Şimdi mesela hocam Nurettin futbol sezonu boyunca 6 gol 7 gol atmamış hiçbir sezonda. Ama bize geldiğinde yarım sezonda 8 gol tam sezonda 16 gol attı. Tabii hocam tabii. Özcan Aydın sezonda 5'i geçtiği sezon yok. Burada 10 üzerine çıktı. Yasin Abdioğlu da o dediğinizden dolayı ondan söylüyorum. Tabii. Belki 6-7 golü geçtiği sezon yok ama ben burada çok üst rakamlara çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte düzenli bir sistem var, oyun düzeni var. Bu oyun düzeni... Tabii sistem içerisinde sürülecekler hocam. Doğru. Hocam Suat Bey'i pas atmadan önce Adıyaman'dan bir selam vardı. Hem maçınızı biraz oradan bilgi aldım. Sinan kardeşim var. Sizi tebrik ediyor ve Adıyaman Spor taraftarı takımınızı çok beğenmiş. Size de sempati duyuyor sizin takımınızı da. Yani evet. Çok iyi mücadele ettiklerini, çok koşan, birlikte oynamaya çalışan, genç, tecrübesiz ama o açığı dinamizmle kapatan bir takım gördük diyor. 10 numaralarının önderliğinde yani Özcan'ın önderliğinde yani bir takım olarak çok iyi oynadığınızı ama umarım diyor ki maçta 6 puan rehavete ulaşmaz diyor. Tabii ki sizin önderliğinizde bu rehavet olmayacaktır. Buyurun Suat Bey. Evet hocam hakikaten çok hoşuma gitti. Soma taraftarları yoğun ilgi gösteriyor. Ne kadar kendinizde gurur duysanız azdır. Bunlardan birkaçını hem soru hem övgüler var. Selami Kaya bu sezon Soma Spor'un hedefi nedir Burhanettin Hocam demiş. Ufuk Çoban hocamız bizim için büyük bir şans. Allah her takıma Burhanettin Başestemir hocam gibi hoca nasip etsin. Hamza Kaya hocamızın heykelini diksek Soma merkezi azdır demiş. Ali Tahir Çayır futbol profesörü Burhanettin Basetömür demiş. Hamza Kaya ağzına sağlık hocam bu alemde teksin demiş. Sert Açarı hocam bildiğiniz üzere takımımız ligin en düşük bütçeli takımı. Öncelikle evet. Takım ruhu çok iyi. Başarının sırrı siz de başarılarınızın devamını diliyorum hocam demiş. Feyyaz Bey hocam 3 yıldır geçmişi olmayan fakat geleceğini parlattığınız sayısız futbolcu buldunuz. Bu noktada %90 başarılısınız. Bu başarının sırrı nedir?
Bu noktada diğer takımlara baktığımızda bunu yapabilen takım sayısı çok az demiş. Doğan Gülşen'in sorusu da ilginç. İkinci ligin seviyesi oynanan iki maçta görüldü ki üçüncü ligde aynı durum gibi hocam. Bunu tahmin ediyor muydunuz? İkinci lig seviyesini nasıl görüyor demiş. Bu soru benim için yani güzel bir soru. Genel anlamda cevaplarsanız sevinirim hocam. Evet. Herkese çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olsunlar. Şöyle söyleyeyim. Ben ikinci ligde Turgutlu Spor'da 5 sezon çalıştım. 2007-2014 arası aralıklarla 5 sezon ikinci ligde çalıştım. Aslında çok yabancı olduğumuz bir lig değil benim kendi açımdan. Bu ilk iki maça baktığımız zaman evet zaten üçüncü ligle ikinci lig arasında mesela geçen yıl bizde İçel, Erok, Karşıyaka, Osmaniye gibi çok güçlü ve ben bütçe açısından hem kadro açısından iyi takımlar vardı. Yani o lige alıştıktan sonra bu lig çok büyük fark yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bence daha oynayacağımız 10-12 tane çok iyi takım var. Tabii tabii. Sizin grup daha zor hocam. Kırmızı grup, beyaz gruba göre biraz daha zor. Evet. Evet, kırmızı grupta 12 tane büyük bütçeli ve şampiyonluğa takım kuran ekipler tabii var. Şimdi daha henüz onlarla oynamadık. O yüzden mütevazi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. İlk iki maçı bakarak ben oyuncularıma sürekli bunu konuşuyorum zaten. Bizim için en büyük tehlike o olur. Kesinlikle hiçbir şekilde ayaklarımızı yere basmaya devam etmesi gerekiyor. Çok önemli 10-12 tane takım var bizim grupta. Ankara Spor, Bodrum, Sakarya, Hekimoğlu. Sakarya, Hekimoğlu, Çorum, Afyon var. Bu hafta oynayacağınız onu soracaktık zaten hocam Afyon maçını. Evet. Çok sayıda çok iyi takım var kırmızı grupta. Güler hocamın dediği gibi evet. Kırmızı tabii. Diğer gruba göre gerçekten farklı. O yüzden daha seviye açısından biraz daha beklemek gerekiyor. Evet. Doğan kardeşimizin sorusu için. Biraz daha beklemek gerekiyor. Seviyenin çok yüksek olduğu maçlar da olacak. O yüzden şu an ilk maçı oynadık. Sadece içeride Niğde ile oynadık. Belki öyle gözükmüş olabilir ama öyle değil tabii. Daha çok zor ve iyi maçlar bekliyor bizi. Evet. Ali Sevinç demiş şampiyon yap. Hani klasik bir tezahürat vardır. Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi hocam demiş. Fatih Kurtuluş da hocam öncelikle başarınızın devamını diliyorum. Bu sene Soma sporumuzun şampiyonluk şansını nerede görüyorsunuz demiş. Bu da gelen son sorulardan bir tanesiydi. Evet. Ama az önce herhalde ligin ne kadar zorlu olacağını anlattınız. Bu sorunun cevabını evet. Verdiniz. Hedef olarak hocam benim sorularım arasında da vardı. Yani evet. Hedef olarak nedir hedefiniz? Yani arkadaşımızın sorusuyla beraber onu da birleştirelim. Oyuncularımıza söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Sene başta çalışmalara başladığımızda dedim ki bu ligde ne kadar büyük hedefleri varsa birinci, ikinci neyse yani hedef anlamında ne varsa biz hepsine talibiz. Bizim takımımızın genç olması, bütçesinin düşük olması hiçbir şekilde ölçü değil. Sahada her şey belli olacak. Biz hep en iyisine talibiz. Yani biz işimizi en iyi şekilde yapalım. Hiç beklemediğimiz bir yerlerde bitirebiliriz ligi. Hiç kimsenin beklemediği yerde de bitirebiliriz. Ama biz en iyisine talibiz. En iyisini yapmaya gayret edelim. Bütün çabayı gösterelim, çalışmalarımızı yapalım. Yani her yönden her türlü çalışmayı yapalım. Bu işin, bu sözün altını dolduralım. Ama bizi bu yaptığımız iyi işler nereye götürecek o zaman hep beraber göreceğiz. Ama ben olabilecek bütün hedef, iyi hedeflere, üst hedeflerin hepsine talibiz. Diğer takımlardan bir eksiğimiz yok yani bizim. Parayı az alıyor olmamız, oyunu kötü oynuyor olmamız anlamına gelmez. Yani biz hepsine talibiz. Şunu hedef olarak şöyle. Her maçı en iyi şekilde oynamaya çalışalım. Ya biz en iyisi olalım da en iyi yapmaya çalışalım. Hedef bizi nereye götürür? Veya bu bizi nereye götürür? Hatta şöyle bir şey söyledim. Yol kenarında bir çalı bile olsam en iyi çalı sen ol. Mesela. Bu bizim için örnekli de olsun. Ya biz en iyisi olmaya çalışalım. Ama olur olmaz bunu zaman gösterecek. Kesinlikle hedefimiz, amacımız iyi olmak, daha iyi olmak. Ama bu bizi nereye götürecek? Bunu sezon sonu görebiliriz. Tabii yani taraftarlar hani işte şampiyonluk, playoff, işte ilk 10 veya kümede kalmak şeklinde böyle yani klasik, net şey istiyor. Ama sizin dediğinizde felsefe doğru tabii. Yani hani siz işinizi en iyi şekilde yaptıktan sonra zaten o sonuçlar sizi belli bir yere götürecektir zaten. Kendinden o hedef oluşacaktır zaten. Suat Bey var mı sorunuz? Ben istersen... Devam edin hocam buyurun. Afyon maçını değerlendirelim hocam. İsterseniz o zaman hem dediğiniz gibi biraz önce konuştuk. Çok güçlü takımlar var. Zirveyi oynayan, zirve adayı yatırım yapan takımlar. Afyon da bunlardan biri. Ki evet. Onlar iyi başlayamadılar. Şöyle baktığımda ilk hafta Bodrum'a yenildiler 2-1. Geçen hafta da kendi sahalarında Van Spor'la 2-2 beraber kaldılar.
kadrolarına baktığımızda ki hep böyle bu ligin kadro üstü oyuncu, tecrübeli oyuncuları var. Yani baya baya işte Erhan Şentürk, işte kaleci Bayram Olgun, Süleyman Olgun, İsmail Aktan, Odabaşı, Feyyaz Bölen, Melik Derin, Nazmi Can, Erdiş Pekgöz, Celal Hanal, Hamza Ok, Mithat Pala, o da genç, yetenekli bir oyuncu. Rize'den kiraladılar. O da çok evet. iyi bir oyuncu. Yani biraz zor bir maç sizi bekliyor. Yani rakip tecrübeli. Siz daha genç, onlara göre daha genç bir takımsınız. Ama tabii her şey sahada belli olacak. Ne öngörüyorsunuz hocam maçla ilgili? Evet, saydığınız isimlerin hepsi ikinci ligde üst seviyede oyuncular. Dediğiniz çok doğru. Mithat'ı da alınmasında biraz da benim de şeyim oldu. Beni de aradılar. Benden de onay şey yaptılar. Ben mutlaka alın dedim. Hocam biz de istiyorduk. Nazırlı Spor olarak istiyorduk ama çok rakam yüksekti. Yanaşamadık bile yani. Orada biraz iyi paraya gitti galiba. Hakkı evet. ama yani. Çocuğun hakkı ama. Çok kaliteli oyuncu. Doğru. Tanıdığımız bir oyuncuydu. Daha önce o yüzden evet. bize sorma gereği duydular. Sonra aynı duruma düştük tabii. Sıkıntı evet. yok. Yani burada oyuncular iyi yerlere gelsin. Takımlar iyi yerlere gelsin. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Afyon bizim grubun 10 tane iyi takımdan biri. Hani bu evet. saydığımız isimlerin 3 tanesinin maliyeti hemen hemen bizim bir takım. Doğru hocam. Çok iyi bir kadro kurdular ama iki maçta da öne geçmelerine rağmen birinde mağlubiyet, birinde beraberlikle ayrıldılar. Aslında öne evet. de geçmişler maçlarda. Evet. Bodrum'da öne geçmişler. Doğru hocam. Kesinlikle doğru. bulundukları yer, aldıkları puanla takımın şeyi eşit değil. Şu an değil. Ya olabilir. Bazen böyle başlanır liglerde. Maçlara böyle başlanabilir. Çok tecrübeli, çok kaliteli ve yetenekli oyuncular var. Ama dediğim gibi biz mesela bu tip maçları bizim için de ölçü gibi bir şey olacak, test gibi bir şey olacak bu maçlar. Çünkü bu tabii, seviyede tabii. 12, bu seviyede 12 tane takım var bizim grupta. Tabii tabii doğru hocam. O yüzden çok çok önemsiyoruz. Çok çok ciddi alarak, çok iyi mücadele ederek, tempo yüksek tutarak, mücadelemizle, yüksek tempomuzla bizim bir oyun anlayışımız var. Onu yine aynı şekilde her maçta olduğu gibi bu maçta da sergilemeye çalışacağız. O şekilde oynayarak o açığı kapatmaya çalışacağız. Tabii. Yani amacımız o zaten. Öyle de oynuyoruz. Çok zor ve çok güzel bir maç olacak. Ben tüm Soma Spor taraftarımızı maça bekliyorum. Çift aşı evet. zorunluluğu var biliyorsunuz. Bizim orada bitiyor galiba hocam. Ben biraz baktım. Taraftar grubunun siyah inciler, onların herhalde 14 günlük ikinci aşı şeyleri doluyormuş galiba. Bu maça daha çok gelecekler galiba. Yani öğrendiğim kadarıyla değil mi? Yani öyle bir durum var. Evet, bu maçta o süreleri doluyor. Bir de taraftarımız yazanlar, yazmayanlar çok seviyorlar takımlarını. Aynen hocam. Bir de şimdi ben gördüm. 500 gence forma kampanyası yapmış Siyah İnciler grubu. O da hoca gitti mi? Yok. Çok tabii güzel de. Yani çok beğendim. Yani 500 gence forma vereceklermiş aynı zamanda. Ve çok takdir ettim yani. Tebrik ediyorum kendilerini buradan Siyah İnciler grubuna da. Çok iyi organizeler. Çok seviyorlar takımlarını. Ya forma gençleri seviyor takımını çünkü başka bir sosyal bir etkinliği yok aslında. Bizim burada biraz az sosyal etkinlik anlamında. O yüzden kulübü ve takımı çok seviyorlar. Ben Afyon maçında sahayı dolduracaklarına inanıyorum. Zaten kendileri sabırsızlıkla bekliyorlar bu maçı. Bekliyorlar, evet, tabii. Afyon Spor maçı çok önemli bir maç. Bizim için çok önemli. Grubun 10-12 takımı, bu seviyedeki 12 takımının bir benzeri Afyon Spor. O yüzden çok güzel ve önemli bir maç olacak. Ama biz içeride oynuyoruz. 30 Ekim 2019'dan bu yana içeride kaybetmiyoruz. Kaybetmiyorsunuz evet. 17 maçın 15'ini kazandınız hocam doğru. Doğru. Yani iyi bir istatistikimiz var. Tabii istatistik her şey değil ama iyi mücadele ederek bu maçı da kazanmak istiyoruz. Zor olacak ama zaten hiçbir kolay maç yok. Evet. Eksiğiniz falan yok değil mi hocam? Var mı eksik? Yani kırmızı kart cezası bitti mi şeyin İbrahim'in? Yani evet. Sipser'den atılmıştı galiba zaten değil mi? Ancak direkt kırmızı verdi. Ha direkt. Değişen kurallardan sonra pozisyonla ilgili direkt kırmızılarda bile tek maç oluyor. Ha tamam o zaman. Bir maç onunla cezası bitti stoper oyuncumuz. Şu tamam. an bir eksiğimiz yok. Sadece onun dışında maça hazırlanmaya devam ediyoruz. Tamam hocam. Evet. Suat Bey buyurun var mı? Ya sorun? Şey diyecektim taraftar konusuna değinecektim ki tam üstüne konuşuldu. Yani Soma Spor taraftarları özellikle sosyal medyada birçok soru geliyor. Ve bu ilgileri alakaları benim çok hoşuma gitti. Ki diyecektim hocam Soma'da taraftar var mı diyecektim. Neden diyecektim? Manisa FK maçını izledik geçen hafta. Yani sahada seyirci var mı yok mu? Varlığı da yokluğu belli olmayan böyle bir yani şampiyon olmuş bir takım. Yani Manisalılar acaba böyle biraz soğudun bu işlerden diyecektim ki Soma ile ilgili çok güzel şeyler söylediniz. İnşallah Soma taraftarları ikinci aşılarında olup
bu pandemi kurallarına uydukları takdirde bu hafta Soma tribünleri dolacaktır. Ali Sevinç taraftarımız hocamıza güveniyoruz demiş. İki senede bir playoff final bir de şampiyonluk yaşadık. Bu senede inanıyoruz bu takım güzel işler başaracak. Allah izin verirse yorum solu birincilik demiş. Ufuk Çoban, Onur Ulaş ve Taner Yıldız'ın son durumu nedir demiş. Az önce açıkladınız sanırım. Onur Ulaş yakında geliyor takımla birlikte başlayacak herhalde. Taner Yıldız'ı da söylediniz sanırım. Evet, Taner geçen sene oyuncumuzdu. Bu yıl bizde değil Taner. Evet. Belki Ufuk yanlışlıkla yapmış olabilir. Ufuk doğrusu çok iyi takip edebilir biri ama. Evet. Atlamış olabilir. Sormuş. Evet. Evet, sonlara yaklaşıyoruz. Hocam, Güre Hocam size veriyoruz. Evet, önemli bir genele artık yani özelden Soma özelinden biraz son sorumuz olsun. Çünkü önemsiyorum bunu. Hocamın görüşünü önemsiyorum. Çünkü çok kaliteli bir teknik adamımız. Hocam, Türk futbolunu biliyorsunuz milli takım düzeyinde yani Avrupa kupalarında mücadele eden takımların düzeyinde biraz gerileme var. Yani açıkça hissediliyor başarısızlık. Yani bunun temel sebebi sizce nedir? Mesela Şenol Hoca ayrıldı. Yani ben mesela şunu görüyorum. Yani fiziksel olarak çok eksik kalıyoruz. Yani şeyde Şenol Hoca'nın Avrupa Şampiyonası İtalya maçından sonraki bir demeci vardı mesela. İtalyanlara bir baktım. Maç temposunda ısınıyor adamlar diyor demişti mesela. Ki bizim diğer takımlarımız da öyle mesela Avrupa Kupalarını görüyoruz. Fiziksel olarak çok geride kalıyoruz. Ki biraz yüklenince de yana sakatlıklar başlıyor. Mesela işte bu Fenerbahçe'deki o son sakatlıklar diğer takımlarda da mesela adale sakatlıkları falan. Yani antrenman tekniklerinden bir sorun var. Ne bileyim sistemlerden bir sorun var. Sistemel olarak ne görüyorsunuz yani bu gerilememizdeki sorun? Evet. Yani ben ülkemizin birçok alanındaki eksikliklerin futbolda da olduğunu görüyorum. Bizde iş disiplini ve iş ahlakı çok eksik. Yani evet. Sporcularımızdan hocalarımıza kadar hepsini söyleyebiliriz. Yani iş disiplini çok eksik. Mesela oyuncu bir maç iyi oynadıktan sonra yaşantısında darmadağın bir hayat görüyorsun. Evet. Gittiği yer, takıldığı yerler. Yani iş disiplini ve ahlakı yok. Şimdi Messi ya da Ronaldo bizim bütün altı yani onların maçta attıkları golleri bizim oyuncular antrenmanda bile atamıyor o kadar belki ama her maçta aynı disiplin içinde aynı ciddiyetle oynuyorlar. Biz bu iş disiplini ve iş ahlakını oturtamadık. Hani bunu tabii. Bizim başta en alttan itibaren bütün alanlarda bu böyle. Yani okul ilkokuldan itibaren başlamamız gerekiyor. Biz ilkokul 1'de, 2'de, 3'de okuma yazma değil bu tip davranışları kazandırmak zorundayız. Biz hızlı bir şekilde çocukları ilk okumaya kim geçecek? Senin oğlun mu, benim oğlum mu? O öğretmen yarışıyor, bu öğretmen yarışıyor. Okuma bayramı çocuk öğrenir okuma yazmayı. Hiçbir şey yapmasan da öğrenir zaten okuma yazmayı. Ne olacak okuma yazmayı? Ona doğru yaşamayı, disiplin içinde yaşamayı, yardımsever olmayı, vicdanlı olmayı, merhametli olmayı, temiz tutmayı, etrafını, iş ahlakını, zamanında gelmeye gitme gibi bizim davranışlar kazandırmamız. Bizim en büyük sorunumuz bu. Sporcular bizim iş ahlakı ve iş disiplininden çok uzaklar. Sotes'te oynuyoruz 92'de. Ligin ikinci sırasındayız. Büyük futbolcular var bizde. Biz daha ben 18-19 yaşındayım. Dediler ki hoca çok antrenman yaptırıyor, çok yükleniyor, hoca olmaz falan filan. Bizi bir organize ettiler. Yönetime dediler ki hocayı istemiyoruz. Hoca tamam dedi. Geldik hocanın karşısına 25 kişi. Büyükler organize etmiş. Yönetim soruyor istiyoruz mu? İstemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Yönetim futbolcuya sorarak kulübü yönetmeye çalışıyor. Yani. Çarpıklığı neyse. Bizim bunlar hocayı gönderdiler. Neymiş çok antrenman yaptırıyormuş, çok yükleniyormuş. Hocayı gönderdik. Ligin ikinci sırasındaydık. Sotes'te. İkinci yarı başladı. İki galibiyet alabildik. Son anda ligde kaldık. Son anda ligde kalmaya düşüyorum. Yani yönetimsel açısından ben hep söylüyorum, buraya geldiğimde de söyledim. Sakın futbolcuları dinlemeyin. Futbolcu hakkında, takım hakkında, kulüp hakkında, hoca hakkında sakın öyle şeylere girmeyin. Herkes kendi yerinde kalsın, kendi alanına devam etsin. Bir şey sormak istiyorsanız hocanıza sorun. Beğenmiyorsanız hocanızı değiştirin, başka hoca getirin. Ama futbolcuya sorarak kesinlikle iş yapmayın. En büyük söylediğim buydu. İlk geldiğimde bunu söyledim burada. Şimdi bizde böyle şeyler var. Biraz antrenman yaptırıyorsun. Sporcu başlıyor alttan başka işlere girmeye. Evet. Fiziksel olarak artmamızın sebebi bu. Biz mesela milli takımla gittiğimizde Avrupa Şampiyonası'na sanırım Antalya'da kamp olmuş. Tabii. Aileleriyle beraber gittiler hocam. Yani böyle şey kamp gibi. Sabah deniz, öğleden sonra antrenman. Evet. Sabah havuz, öğleden sonra antrenman. Eğlence şeklinde. Ama bir gittik ki bir fiziksel takımlarla karşılaştık. Yani topa değemedik. Oyun oynayamadık.
Ha, burada büyük bir şey yapmak gerekiyordu, öz eleştiri. Belki ufak tefek yapıldı ama çok da işe yaramadı. Gelen maçlarda ortaya çıktı. Fiziksel olarak bugünün şartlarında fiziksel olarak ayakta kalmadığınız o oynama şansınız yok. Onu yani üst seviyelerde barınamazsınız. O yüzden en altyapıdan başlamak üzere iş disiplini ve iş ahlakı birinci sırada olmalı. Biz fiziksel olarak o ciddiyetle çalışmak durumdayız. O ciddiyet yok takımlarda. Ben geziyorum, çalışanları biliyorum, dolaştım, çalıştım, biliyorum yani. Eğer biraz birkaç böyle koşamayan, yapamayan oyuncu oldu mu hemen başlıyorlar konuşmaya. Hemen alt ligler için söylüyorum bunu. Hemen yönetime gidiyorlar takım kaptanları, oynamayanlar, yaşlı oyuncular. Başımıza geldi bunlar. İlk sene de başımıza geldi. Genç oyuncuları oynatıyorum. Diğerleriniz zoruna gitti. Başka işlere girmeye kalktılar. Ama bizim yönetim dik durdu. Biz genç oyuncularla devam ettik ve bugünlere geldik. Hani iş disiplini ve iş ahlakı eksik. İşimizi ciddi şekilde yapmıyoruz. Sürekli yapmamız gerekiyor bu şekilde. Dediğiniz çok doğru. Fiziksel olarak o seviyelerin maalesef altındayız. O seviyelere gelmemiz gerekiyor. Mesela biz kendi ölçülerimizde bizim bir takım yapımız var. Bizi izleyen der ki Soma Spor'u. Evet çok belki isimli oyuncuları yok ama fiziksel olarak çok iyiler. Fiziksel tempoları yüksek. İşte koşuyor, mücadele ediyorlar falan. En azından bir seviye olarak oraya gelmek zorundayız. Hepimizin bunu yapması gerekiyor. Burada birinci sırada iş antrenörlere düşüyor. Tabii hocam. Antrenörler olarak biz hep yöneticileri suçlarız futbolu bilmediklerinden dolayı. Peki biz futbolu çok biliyoruz, çok bildiğimizi iddia ediyoruz. O zaman biz doğru yönlendirelim. Tabii. Biz doğru işler yapalım. Biz yönetimi, biz rehberlik edelim. Hem yönetimi hem kulübe. Yani bizim rehberlik etmemiz gerekiyor. Ben antrenörlere büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Evet. Çok güzel hocam. Sizin gibi teknik adamlarımızın çoğalması dileğiyle. Çok teşekkürler. Evet. Evet, zaman su gibi gidiyor Güre hocam. Evet, gerçekten evet. Her hafta ben de okula yetişeceğim zaten. Evet. Evet. Ufuk Çoban sonunda onu da söyleyeyim de kalmasın. Suat Bey toplam 11 formalı satıldı diyor. Taraftar var yani demiş. Hürrem Er Yiğit'te biz doğuştan Soma Spor sevgisiyle aşılandık. Sorun yok demiş. Siyah inciler olarak da rumuzunu göndermiş. Ben katıldığınız için Borat hocam çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bu sezonda, bu haftadan ve bundan sonraki haftaki maçlarınız için. Güre hocam son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkürler. Hocama tekrar başarılar diliyorum. Takipçisi olacağız. Bu haftaki maçlarını da izlemeye çalışacağım. Çok merak ediyorum. Yani çok gönülden başarılar hocam. Evet. Çok teşekkür ederim Suat Bey. Güre hocam. Çok teşekkürler. Bizi izleyenlere de çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, sevgili spor severler, bir pim kazanırın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda büyük bir aksilik olmazsa bizim gibi yorumcu olan Ümit Aktan'ı konuk edeceğiz. Güre hocam inşallah müsait olursunuz. İnşallah. Aktan'ın evet. Zevkli bir sohbetimiz olacak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.